Asgari ücret. Asgari ücret bence altın endeksli olabilir aslında bakacak olursanız. Çok insan konuşuyor ya. Asgari ücret işte dolar endeksli olsun, asgari ücret euro endeksli olsun filan gibilerinden. Bugün bir haber karşıma çıktı. Altın. Özür dilerim. Şimdi 2003 yılı ile 2023 yılı karşılaştırması var. 2003 yılında altın fiyatı tam altın, 2023 yılında tam altın. 2003 yılındaki tam altınla asgari ücretli ne kadar tam altın alabiliyormuş? 2023 yılındaki asgari ücretin yıllık geliriyle bir kişi ne kadar tam altın alıyor? Bakın ne halden ne hale getirmişler ülkeyi. Yani aslında yoksulluğun fotoğrafı, fakirliğin fotoğrafı bu. Paranın yetmediğinin ve sözün özü diyecek olursak nasıl kötü yönetildiğimizin fotoğrafını çekeceğim, koyacağım ben sizlere. 2023 yılında yani iktidara geldiklerinde bu iktidar, AKP iktidarı tam altın 121 liraymış. O zamanlar daha sıfır atılmadı, tamam mı? 121 lira tam altın. Bir asgari ücretlinin yıllık geliri 3072 liraymış. Ve 2023 yılında aşağı yukarı 25,4 adet, yani küsuratını at, 25 adet tam altın alabilirmişsiniz. 2023 yılına geldiğimizde ise maalesef işte bir asgari ücretlinin, özür dilerim, yıllık asgari ücretini topladığınızda, bunu tam altına böldüğünüzde elinize geçen tam altın 9,5 lira. Özür dilerim, elinize geçen tam altın adedi 9,5. Yani 10 adet tam altın alabiliyorsunuz. Bakın nereden nereye gelmişsiniz. Yani nerede peki bu 15 tam altın? Uçup gitti. 15 tam altın hayatın pahalılığı demek. Ortada olmayan, buharlaşan, yok olan o 15 tam altın asgari ücretlinin aslında enflasyona, hayat pahalılığına ezdirildiğinin bir göstergesi. Fakirliğin, yoksulluğun bir göstergesi. Peki hangi yıl acaba maksimum noktaya ulaşmış asgari ücretlinin geliriyle tam altın sayısı? 2005 yılında. En parlak dönem. Yani bunlar zaten rahmetli işte ondan önceki iktidarın IMF'den gelen, Dünya Bankası'ndan gelen derviş hükümetinin, derviş ekonomik modelinin yansımasıydı. Onu devam ettirdi zaten. Yaptığı en düzgün işlerden bir tanesi de o olabilir. Dervişin ekonomik modelinin devam ettirilmesi 2005, 2006, 2007'ye kadar bu süreç devam etti. Ondan sonra zaten biz büyüme, tüketime dayalı bir büyümeyi seçtiğimiz için, sanayiye veya üretime dayalı değil, onun yansımalarını görüyoruz. Bunları da zaten kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme. İnsanları tüketmeye alıştırdılar. Şimdi de bu tüketmeyi kısmaya çalışıyorlar veya daraltmaya çalışıyorlar. 2005 yılında 32 adet tam altın alınabiliyormuş. Asgari ücretlinin yıllık asgari ücret toplamı, yıllık geliri, onu o zamanın tam altınına böldüğümüzde, o zamanlarda da 131 lira filanmış tam altın, yani cumhuriyet altını. 32 adet tam altın alabiliyor musunuz? Nereden nereye? Nasıl yoksullaştığımızın fotoğrafı. 2023 25 adet tam altın, 2000 yıl 2000 yıl 2003 25 adet tam altın, yıl 2023 9,5, hadi onu da yuvarla, 10 adet tam altın. Arada 15 tam altın uçup gitti, yok oldu. 15 tam altın ne anlama geliyor derseniz, anlamayanlar için bir kez daha tekrar edeyim. Cebinizden giden para, enflasyona yenik düşmeniz, hayat pahalılığının sizi ezmesi, en sonunda da fakirliğin fotoğrafı. İşte asgari ücret altın kıyaslaması da bu. Buradan da o sonuca vardım ben. Yani altın endeksli olsun, cumhuriyet altın endeksli olsun. Mesela asgari ücret. Olabilir mi? Yapmayacaklar tabii. Ha, asgari ücretle ilgili şu bilgi, ayın 18'inde, bugün ayın 14'ü, 4 gün sonra pazartesi günü tekrar bir araya gelecekler. Ondan sonra bir toplantı daha olacak ve fiyat açıklanacak. Tabii şimdi %37 bir kere kesin, %37 kesin, ama bunun üstüne refah payını ne kadar koyacağı, ben %10 refah payı koyacak diye düşünüyorum. %3 diyenler de var. Yani bunu %40'a tamamlar diyenler de var, ama ben %10 yapar diye düşünüyorum, çünkü seçim var. Emekli de aynı şekilde yüzde aşağı yukarı 37 civarında bir zam var zaten. Bir de buna refah payı eklenirse emekli ücreti de ortaya çıkacak.
Gelelim birkaç mesaj okuyalım. Ben her maaşımı aldığımda bir çeyrek altın yapardım. Böyle böyle 18-20 çeyrek altın yapmıştım diyor. Şimdi yapabiliyor musunuz? Asgari ücretliler veya maaş alanlar her ay köşeye bir çeyrek altın atabiliyor musunuz? Merak ediyorum. Çeyrek altın güzel, o da güzel. Memnun olanlara refah payı da vermesin demiş. Memnun olan yok ki ülkede. Yani maalesef böyle bir durum. Yine bir bakalım. Benim fikrim ekonomi BOP kapsamında bilerek, isteyerek ve kasıtlı olarak bu hale getirdi. Murat Örtülü bu mesajı göndermiş. O da olabilir. BOP'un eş başkanıyım diyordu Erdoğan. Ya arkadaş ne tuhaf cümleler kurdu Erdoğan, değil mi? Ne tuhaf cümleler kurdu. Ne tuhaf cümlelerden geri dönmek zorunda kaldı ya. Ay, iyi ki bu durumda değil. Şimdi geldik anket sorumuzu. Yalan yalan demiş. Yeniden merhaba demiş. Eskiden açlıklarımla alırdım demiş. Ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek edebiyatıyla unutturdular 16'ını. Ha, Mehmet Ekşi onu da söyledi. Tabii onu da söyledi. Ne tuhaf bir açıklamaydı ya. O neydi tam cümle ya? Ezan susmayacak. Ezan susmayacak gibi, bayrak inmeyecek gibi bir cümle de kurdu. Ne saçma bir cümle ya bu. Yani biz yumruk olayını konuşuyoruz. Yani ülke savaşta değil, bilmem ne değil. Ya tam Mehmet Büyük Ekşi'nin söyleyeceği türde bir cevap. Federasyon başkanı şey dedi ya. Ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek. Ya ne alaka be arkadaş, yani ülke savaş halinde mi? Hakemler ülkeye mi saldırdı veya birisi ülkeye mi saldırdı? Neyin mücadelesini yapıyoruz? Bir kolektif bir mücadelenin içerisinde mi? Savaş mı çıktı? Ama işte seviyorlar abi. İşte bu tipteki muhafazakar siyasetçi, dindar siyasetçi bu hale getirdi dini. İşte bunlar dinbaz siyasetçi olarak görüyorum. Dindar değil bunlar. Bunlar gerçekten dindar. Bunlar dinbaz. Bunlar mütedeyyin yaşayan, samimi insanın, samimi dindarları üzen insanlar. Ve birinin neydi bu Ahmetciğim? Tamam. Evet. TFF Başkanı Büyük Ekşi. Ekşi Sözlük belki bu yüzden de kapatılmış olabilir ha, biliyor musun? Bu ülkeyi bölemeyecekler. Bayrak inmeyecek, ezanlar susmayacak. Bunu herkes bilsin demiş. Aha oğlum ne alakası var? Adam hakeme yumruk atmış. İşi yine bayrak ve ezana indirdiler. Ya evet ya. Bu ülkeyi bölemeyecekler, bayrak inmeyecek. Dur lan ben şu fotoğrafını çekeyim. Bir dakika. Dur bakayım. Bir dakika. Unutmayayım ben bu cümleyi. Tamam. Güzel. Çektim. Ya Mehmet Bey ne alaka be arkadaş? Çok da güzel yazmış ya. Oğlum ne alakası var? Yumruk atmış. İşi yine bayrak ve ezana indirdiler. Bu şekilde ya. Yani tuhaf. Zihniyet farklı çalışıyor. Olayı işte bakın hakemler. Sizinle nasıl dalga geçiyorlar görün. Sizinle nasıl dalga geçiyorlar, sizi nasıl önemsemiyorlar görün ve sizi hedef haline getiriyor bak. Eğer kabul etmezsen biz işi vatan millet Sakarya'ya dökeriz, ezana dökeriz, sizi linç ettiririz demek istiyorlar. İşte bu tip dindarım diye geçinen dinbazlara da dikkat etmek gerekiyor. Hala o koltukta oturuyor Mehmet Bey ve kendisini o yokuş koltuğa da yakıştırıyor. Erdoğan gitme dedikten sonra zaten onun gitme gibi bir durumu söz konusu bile olamaz ama... Ben sizin yerinizde olsam Mehmet Bey, tanışmıyoruz sizinle. Sakin yapıda bir insan olduğunuzu görüyorum konuşurken ederken. Bir kez daha düşünün. Çünkü bugün için değil, yarın için en azından isminizin anılmasını istiyorsanız, nasıl anılmasını istiyorsanız yarını düşünerek hareket edin. Bu olayların bugüne gelmesinde büyük sorumluluklarınız var. Sizden öncekilerin de var. Ve maalesef bir hakemin yumruk yemesi bu bardağı taşıran son damlaydı. Ve siz... Esas buna çözüm bulamayan sorumlulardan bir tanesiniz. O yumruk fiziksel olarak evet. Filmin sonu, final sahnesi. Ama oraya gelene kadar sorumluluğunuz, hatalarınız çok fazlaydı. Peki adamı diyor baylok bile göndermeye yetmedi diyor. Evet o da var. Kafadan bacak uzun bir aradan sonra gördüm seni. Hoş geldin. Bazen farkında olmadan olmadık. Kafadan bacakların bir mesajı vardı. Dur bakayım. Halkın kandırmak için halkın diliyle konuşulması gerektiğini ezberlemişler. Bazen farkında olmadan olmadık yerlerde de kullanabiliyorlar. Bu da güzelmiş. Bu da güzel. Ezan ne dedin Ahmet? Bir şey dedin. Evet. Ezan Atatürk sayesinde okunuyor. Hadi oradan demiş bir tanesi de. Bir tanesi ne yazmış? Sanki. Ha, bir dakika bakayım ne yazmış? Erdoğan Bey demiş ki büyüteyim de öyle okuyabilirim. Sanki ezanımızı bayrağımızı bunlarla biliyoruz. Evet bir de böyle bir durum var yani. Sahiplendi adamlar.